Almanya'da da olsa, İsviçre'de de olsa bir pat hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Bu Adıyaman'ın yüzlerce, binlerce yıllık insana değer veren, önem veren, kültürünün vermiş olduğu kardeşlik, sıcaklık bizleri birbirine bağlıyor. Bu binlerce yıllık bir birikimin, kültürünün etkisidir. Bu her ilde olmuyor. Karadenizlerde de ayrı bir milliyetçilik, beraberlik kültürü var. Adıyaman'da ayrı bir kültür var. Şimdi ben 32 yıllık bir gazeteciyim. Yazmaya 84'te başladım. 87'de bir fiil resmi gazetecilik yaptım. O gün bugündür radyo, televizyon, gazete programları hem yapıyorum hem yöneticilik yapıyorum. Adıyaman dışındaki Adıyamanların bir araya getirilebilmesi her zaman benim ülküm olmuştur. Her zaman aklımda önemli bir proje olmuştur. Bu işe girişen herkese de destek vermişim. Eğer bir STK, bir siyasi hareket, bir organizasyonun arkasında medya, basın yoksa arkadaşlar, bu çitil ekmek gibidir. Basın sudur. Sularsa çitil büyür, gelişir. Evet, medya gücü desteği olmayan, yani sessiz soluğu olmayan STK ve medya kuruluşları arkadaşlar başarılı olmaz. Şimdi burada ben gazete olarak gazetemi bütün Adıyamanlılar vakıf ve derneklerini bularak, tespit ederek ve dernekleri yaparak oradaki iş adamlarını, sanatçıları, Adıyaman'da görev yapan bürokratları bulup adreslerine gazete gönderiyordum. Gazete birbirlerine bağlıyordu. Adıyamanlılar birbirini gazetede görüyor, birbirini arıyor. Ben arıyor, Aykut Başkan diyor ya, bu İstanbul Vakıf Başkanı'nın haberini okudum da sende telefonu var mı? Benden arıyor. Ben bunun telefonunu ona veriyorum diye herkesi birbirine paylaştıran birisi olarak kaldım. Bunu kişiliğim olarak hem yaptım hem de yayın organlarında Adıyaman'ı birleştirici, bir araya getirici çalışmalara destek verdim. 96'da Adıyamanlar Vakfı kurulduğunda vakfın yönetiminde basından, medyadan arkadaşlar vardı. Ben de genç, çok heyecanlı bir gazeteciydim. Bu vakfı yere güve sığdıramadık. Arkadaşlarla gayret gösterdi ve şu an Türkiye'nin sayılı bir STK'sı, hemşeri derneği. Şimdi benim kendi gezi, temas ve çalışmalarımda iki yerde her zaman umutsuz oldum. Birisi İzmir, birisi Antalya. Hep düşündüm. Dedim ya, acaba buraların suyundan mı bir arıza var? Yiyeceğinden mi bir arıza var? Buraya giden hemşerilerimiz ayıp oluyor. Gidiyorum orada ona soruyorum. Kimsenin birbirinden haberi yok. Antalya'da da dernek kuruldu. Çalışmalar yapıldı. Alanya'da kuruldu. Yapıldı. İzmir'de kuruldu. Yapıldı. Halbuki bu büyük metropollerde STK duyarlılığı, kültürü daha zengin olması lazımdı. Daha zirvede olması lazımdı. Ben arzu ediyorum ki bura kendi binasını, kültür sitesini yapmış, yılda 1000-2000 tane Adıyamanlı öğrenciye burs verebilen, onların hepsini kuşatan bir vakıf derneği olsun. Ama yine de bugün geldiğiniz nokta itibariyle geçmiş yıllarla mukayese edilirse, arkadaşlarımız burada bu STK'yı bir noktaya taşıma becerisi, başarısı göstermişler. Bu sevindirici. Şimdi 22 tane arkadaşımız görev almış. Heyecanla birbirlerine sarılacaklar. Bu camiayı, bu güzel insanları birbirine kaynaştırma, tanıştırma, bulundukları makamda, mevkide onları daha iyi yerlere getirebilme için gücümüzü birleştireceğiz. Dayanışma içerisinde olacağız ve ben bu sefer İzmir'den umutlu ayrılacağım. Çok hoşuma gitti. Neden? Ya şimdi burada sizin encümeniniz var kardeşim, bürokratınız var. Artık belediye başkanımız da var. Artık siz uçacaksınız. Kanatlarınız güvermiş, uzamış. Bundan sonra İzmir'den çok güzel haberler duyacağım ben eminim. Elimdeki imkanlarla şahsım olarak, maddi ve manevi olarak her zaman hemşerilerimizin yanındayım. Buradaki etkinliklerinizi, çalışmalarınızı, faaliyetlerinizi ben de kendi bünyemde, cemiyetimde iyi olan yayın organlarında hem
yayınlatacağım, hem değerlerini vereceğim ve sizlere destek olacağım. Mutlu oldum, sizleri gördüm, keyif aldım. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.